Efeler Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Ulukent sitesi yanındaki alanı kültür ve sanat parkı olarak düzenleyerek vatandaşın hizmetini açtı. Parkta oluşturulan sokak kütüphanesi köşesi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kışın yağmur sularını Ulukent sitesinin yeraltı otoparkına sızdıran alan site sakinleri için büyük bir sorun haline geldi. Durumun Efeler Belediyesi'ne bildirilmesinin ardından sorunu yerinde inceleyen Efeler Belediye Başkanı Mesut Ozakcan, olumsuz durumun giderilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne gerekli talimatları verdi. Alanı kültür ve sanat parkı olarak yeniden düzenleyen belediye ekipleri site sakinlerine rahat bir nefes aldırdı. Kültüre ve sanata değer veren Efeler Belediyesi hem çocukların hem gençlerin hem yetişkinlerin faydalanabileceği, resim yapabileceği, oynayabileceği, müzik aleti çalabileceği, satranç oynayabileceği, kitap okuyabileceği, yazarların ve şairlerin sözleriyle düşünebileceği, kaykay ve fitness sporu yapabileceği bir proje geliştirdi. 1 metrekare alan üzerine kurulu parkta, kurumuş ağaçlardan Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyesinde yapılan özel ahşap banklar, abaküs, resim tuvali, sokak kütüphanesi, ahşap kalem ve ağaç görünümlü heykeller, ayrıca ahşap çocuk oyun grubu, müzik aletleri, satranç oyun alanı, açık hava spor aletleri, Efeler Hatırası Köşesi gibi Aydın'da hiçbir parkta göremeyeceğiniz özel kent mobilyaları konuldu. Kısa sürede yapımı tamamlanan parkın açılış törenine Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakçan, eşi Gülay Özakçan, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Ören, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, Efeler İlçe Başkanı Selim Gürgün, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı, Efeler İlçe Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri, Oda Başkanları, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri, birim amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ilk olarak konuşan Mahalle Muhtarı Ahmet Ören, Çağdaş kent yönetiminin en güzel örneklerini halkımızın hizmetine sunan Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakçan'a çok teşekkür ediyorum. Belediyemizin hizmetini mahallemizin diğer sokaklarında ve diğer mahallelerimizde fazlasıyla görmeye devam edeceğime inanıyor. Parkımızın halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum dedi. Burada bulunmamızın nedeni hepimizin malumu sevgili çocuklarımıza ve mahallemizin sakinlerine bir nefes olarak değerlendirebileceğimiz bu güzel kültür ve sanat parkımızı açmaktır. Aynı zamanda Çağdaş kent yönetiminin en güzel örneklerini halkımızın hizmetine sunmakta olan Sayın Başkanımız Mesut Özakcan çok teşekkür etmekle birlikte yemeklerinin, hizmetlerinin mahallemizin diğer sokaklarında hatta ayrımcı diğer mahallelerinde de yansımasını yürekten inanıyorum. Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, parkların şehirlerin olmazsa olmazı olduğunu ifade ederek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü. Park alanları kentlerde çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın hoşça vakit geçirdiği mekanlardır. Özellikle mahalleye dönüşen köylerimiz başta olmak üzere Aydın'da bu tür mekanlara çok ihtiyacımız var. Bugüne kadar çok sayıda mahalleye dönüşen köylerimiz dahil olmak üzere Aydın merkezde park alanı olarak gördüğümüz yeşil alanı park haline getirme çabası içerisinde olduk. Köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarımızı görev süremce hepsini tek tek ele alıp orada yaşayan yurttaşlarımızın hizmetine sunmak üzere güzelleştirip oradaki yaşam kalitesini yükselterek daha huzurlu ve mutlu yaşam ortamı yaratmanın gayreti içerisindeyiz. Kültür ve Sanat Parkımız Kent Konseyimizin de önerileri doğrultusunda farklı bir konsepte ele alınarak yapıldı. Sadece yeşil alan olarak değil, kültür, sanat ve eğitime yönelik amacı olan ve bu anlamda vatandaşlarımıza hizmet edecek farklı bir alan oluşturduk. Ulukent yapıldığından bugüne kadar çok nezih bir site olarak varlığını sürdürüyor. Ancak bu park oluşmadan önce geldiğimde park alanından sitenin altında suların sızdığı bir olumsuz yapı vardı. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz yalıtımla da o sorunu gidermiş olduk. Değerli dostlar, park alanları kentlerde çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşlılarımızın hoşça vakit geçirdikleri mekanlardır. Bu mekanlara bizim çok ihtiyacımız var. Özellikle Aydın merkezimizde, köylerimizde, mahalleye dönüşen köylerimizde. Bugüne kadar çok sayıda mahalleye dönüşen köylerimiz dahil olmak üzere Aydın merkezde park alanı olarak gördüğümüz her alana, yeşil alana park haline getirme çabası içinde olduk. Aydın'da ve tüm mahalleye dönüşen köylerimizdeki park alanlarını
görev süremizce hepsini tek tek ele alıp o semtte, o mahallede yaşayan yurttaşlarımızın hizmetine, emrine sunmak üzere güzelleştirip o mahallede, semtte yaşam kalitesini yükseltmek, daha huzurlu, mutlu yaşam ortamı yaratmanın gayreti içindeyiz ve bu anlayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün açmakta olduğumuz Kültür ve Sanat Parkı bizim kent konseyimizin de önerileri doğrultusunda düşünülen bir farklı konsepte ele alınarak gerçekleştirildi. Sadece yeşil alan olarak değil, kültür, sanat ve eğitime yönelik de amacı olan ve bu anlamda çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın da yararlanacağı farklı bir kültür sanat parkı oluşturdu. O nedenle de ismini Kültür Sanat Parkı olarak koyduk. Bu da yine kent konseyimizin bir önerisiydi. Onların da katkıları, düşünceleri, önerilerini dikkate alarak böyle bir parkı aydınlığımızda gerçekleştirmiş olduk. Az önce sevgili muhtarımın da söylediği gibi Ulukent yapıldığından bugüne kadar gerçekten çok nezih bir semt ve site olarak varlığını sürdürüyor. Ancak bu park oluşmadan önce geldiğimde gördüğünüz park alanından sitenin altına suların sızdığı bir olumsuz yapı vardı. Bu anlamda sitemizi de kurtarmış olmak adına yaptığımız çalışmalarla ve yalıtımlarla, bu park alanında da gerçekleştirdiğimiz yalıtımlarla o sorunu da gidermiş olduk. Bilelim sitemiz ve mahallemiz, bu kültür ve sanat parkımızda ve yaptığımız o çalışmalarla daha huzurlu, daha mutlu bir gelecek ve günler yaşamak üzere ben parkımızın hepimize, mahallemize ve aydınımıza hayırlı olmasını diliyorum. Tüm yurttaşlarımızın hizmetine ve yararına sunmak üzere hepinizi açılışa davet ediyorum. Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesini davetlilerle birlikte kesen Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, davetlilerle birlikte parkı gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Parkın içerisinde konulan ve isteyen vatandaşların ödünç kitap alarak okuyup geri getirilmesine olanak sağlayan sokak kütüphanesi, parkta en fazla ilgi gören alan oldu. Sokak kütüphanesi hizmetinden dolayı Başkan Özakcan'a teşekkür eden vatandaşlar, okumanın önemi hepimizce malum, kültürlü bir insan olmanın tek yolu okumaktır. Hiçbir şey okumanın yerini tutamaz ifadelerini kullandılar.